Fenerbahçe'de açıkçası ben stopere takviye yapılır gibi görüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii yani öyle bir riski almayacak Senin gibi Fenerbahçe. herkes düşünüyor. Yani ki Fenerbahçe yönetimi de senin gibi düşünüyor ve düşünmesi de gerekiyor. Çünkü hem Serdar Aziz hem Zalai hem maç sayısı olarak biraz fazlaca oynadılar. Diğer taraftan Gustavo Henrique'de belki Luan Perez'de sanki Fenerbahçe'nin tam aradığı stoper tipi değil. Biraz daha Serdar Aziz ve Zalai kalitesine yakışır bir stoper gelirse Fenerbahçe, ya şu da var tabii. Ya Kimmiçe'ye gittikten sonra stoper beğendirmek çok zor Fener'e. Yani başka bir seviyenin Hatırlıyor oyuncusu. musunuz pek gündemine gelen oyuncuları stoperde Fenerbahçe'nin? Şu an için mi de sezon Hayır, başı? yaz transfer döneminde kimler konuşulmuştu? Hatırlıyor musunuz? Kimler vardı? Çok isim geçti. Alınanlarla. O 34 yaşında bir sol bek var tecrübeli. Kimdi o ya? Yine Nereli? Ya hangi takımdan? İspanyol muydu ya? 34 yaşında tecrübeli bir stoper vardı. Onu bir sene şu anda mesela gelse devre arasında ismi neydi onun ya? Stoper, bek çok isim geldi gündeme de şunun için sordum. Yine Türkiye'de pek çok takımın gündemine gelen bir isim. Mert Müldür. Mert Müldür'ü de gündemine aldı Fenerbahçe. Bir onun detaylarına bakalım isterseniz. Bir temas var oyuncu ile Öyle mi? ilgili. Ayrıntılara haberimize bakacağız. Evet, pek çok takımın gündemine gelmişti zaten. Özellikle ücret sebebiyle vazgeçilen bir transfer olduğunu biliyoruz. Aslında sağ bek pozisyonunda forma giyiyor ama stoperde de oynamışlığı var, oynuyor. Fenerbahçe'nin tabii bir stoper takviyesi yapması bekleniyor ama yine savunma bölgesini güçlendirecek Evet. riske atmamak için. Ne düşünüyorsunuz Mert Müldür ile ilgili yerli oyuncu? Mert'i transfer etmeyi gündemine aldıysa Fenerbahçe bence belki Ferdi'yi tekrar sola kaydırıp Mert'i orada deneyecek. Çünkü Alioski ile ilgili belki beklenti tam olarak karşılanmamış olabilir. Çok erken gerçi oyuncu için konuşmak için ama böyle bir opsiyon belki Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordur. Ama tabii Mert Müldür çok çok iyi bir oyuncu. Ya benim çok beğendiğim bir oyuncu. Eğer gelirse hani çok önemli bir oyuncu haline gelir Fenerbahçe'de. Çünkü hücum etmeyi de seven ve bu transfere yüksek ihtimalle Jesus onay vermiştir. Gelirse çok fark oluşturacak bir oyuncu. Ben fiyat ücret konusunu çok merak ediyorum. Yani çünkü kaç takıma gelecekti gelemedi, gelecekti gelemedi Kaan Ayhan gibi. Ben de tam Kaan Ayhan'la ilave çektim. İkisini bir paket halinde aşağı yukarı 3-4 senedir sürekli Galatasaray'da isimleri zikrediliyor. istedi. Galatasaray'da istedi, Fener'de istedi. Beşiktaş'ta Hatta istedi. şöyle bir bakıyorum, milli takıma seçilenlere Zeki Çelik buradan gitti. Cenk Özkaçar, Çağlar Soyuncu, Melih Demiral, Ozan Kabak. Özellikle bu Mert Müldür ve Kaan Ayhan buradan giderken de. Şimdi bakıyorum, Fenerbahçe'nin önceliği Mert Müldür mü olmalı? Bana göre değil. Fenerbahçe bir 3-5 sene bir önceliğini forvetten yana bir türlü kullanamadı. Stoper'de 5 yıllık Ali Koç döneminde 11, 12 belki 13 transfer oldu stoper. Çok ciddi bir rakam bu. Nokta nasıl Galatasaray için az önce sol beke bir transfer yapması gerekiyor dediysem, Fenerbahçe'nin de bu milli arada stoper takviyesi yapması lazım. Kimmiçe ayarında, Kimmiçe kalitesinde. Evet, bir Kimmiçe bulmak zor. Bunu kabul etmek lazım. Buluyorsanız da 20 milyon euroyu en az koymanız lazım bir kenara almak için. Mert Müldür evet önemli bir oyuncu. Şimdi biz ne dedik? Gelirse Kaan'ı bu tarafa, Mert Müldür'ü buraya, işte Ferdi Kadıoğlu'nu diğer tarafa kaydıracaksın ama öncelik bu değil. Sol bek, Ama stoper. önümüzdeki senenin de planlamasını yapıyor olabilir. Yani Fenerbahçe bence devre arasında çok fazla bütçe hesabı yapmadan transfere çok ciddi saldıracak. Çünkü yani bu sene şampiyonlukla ilgili olmazsa olmaz bir sezon gibi artık Ama şöyle bir şey gözüküyor. söyleyeyim sana. Önümüzdeki sezon yabancı kontenjanı 3 olmayacağı için yerliye çok sarılmayacaksın yani. Emin misin? Ben %90 yerli kontenjanı yani ya serbest kalır ya üçü biraz daha esnekletecek yani bir Abi bu şekilde. iş elbet serbeste kadar gidecek de kendi kendimize işkence ediyoruz şu anda. Güven Çocuğu diyor ki Jesus stoperden anlamıyor. Onun sözüne göre stoper almasınlar diyor. Güven Çocuğa göre, Güven Çocuğam Jesus Hoca da değildi yani. Gustavo Perez Serdar, diyor. Güven Çocuğa göre, Fiyasko Güven diyor. Çocuğam benim daha lig başlamadan taktığım bir benzetme vardı, lakap demeyeyim de ligin şerifi demiştim. Güven Çocuğa da Şerif Titus demişti o zaman. Şimdi bakıyorum ben hala o son kaybedilen yani 3 puanda Jesus herhalde burada
en masumudur galiba. Yani Serdar Aziz'in yaptığı hani hatalar yedirdiği iki gol, kaçırdığı gol, evet. Oyuncu değişiklikleri yine... Bence böyle söylemememiz lazım. Ne söylememiz yani lazım? Yani sadece bireysel hata olarak... Salah'ın bireysel hatalarını konuşuyoruz. Hı-hı. Zaman zaman işte baktığın zaman diğer oyuncuların hatasını konuşuyoruz. İrfan'ın, Mert Hakan'ın hepsini konuştuk. Hı-hı. Altay'ı maşallah ligin süper kalecisi, süper lig, Fenerbahçe'nin kalecisi, milli takım birinci kalecisi, yerden yere vurduk. Hatalarından 7-3-5 maçta. Serdar Aziz'in de bir maçta yani lüks olacak ama iki tane bariz hatadan öyle ki birisi yere yattıktan sonra bir de kalkmıyorsun. Güvenç Hocam'ın çok sevdiği Serdar Aziz'dir. Yani çok bayılır Güvenç Hocam Serdar Aziz'e. Fenerbahçe'nin stoperi, Fenerbahçe'nin oyuncusu isterse oturma oynasın. Bir maçta bir hata yaparsın. İki tane maç. Kaçırdığı golde o yapmış olduğu hatanın telafisinde vuramaması. O gol olsa mesela 3 puanın gelme şansı çok yüksek o golle beraber. Ya ama yani bir oyuncunun yani bu kadar hafta başarılı olup da Serdar Aziz üzerinde konuşuyorum. Çok başarılı buluyor musun? Evet. Yani Fenerbahçe'de savunmacı olmak kolay iş değil. Onu öyle yorumlamak lazım. Güvenç Hoca bunu beğendi. Serdar Aziz mi? Yok ya, senin bu yorumunu beğendim. Öyle mi? Sağ olsun. Yok ben söylüyorum. Bence beğendi. Sen beğenmiştir. Serdar'cı olduğu için kendisi çok. Yani çok fazla sakatlık yaşayan oyuncu sevmiyorum. Bu kadar net. Yani. Ya bir oyuncu çok fazla sakatlık yaşamayacak. Bu çok fazla elbette, sakatlık yaşanıyorsa. Yani Serdar Aziz ve sakatlıklardan çok muzdarip oldu bir de ama. Stoper dediğin çok istikrarlı oynayacak ya. Tamam istikrarlı 34 da. Maçın, abi, 34 maçın 33'ünde oynayacak. Mesela tamam biz da... şimdi Abdülkerim Bardakçı'ya bakıyoruz. Geçen sezon bütün maçlarda neredeyse oynamış. Golü var, asisti var. Serdar Aziz'in kart savurgan görür. Bir oyuncu. Kart görüyor. Ya hayır. Kart görür. Savunma oyuncusu kart görür. Görecektir. 2-3 maç kaçırır. Ama Serdar'ın, ama daha fazla bak, Serdar Aziz'in bütün maçlarına lazım. Bakalım. Hı-hı. Fenerbahçe'yi her maçta kart riskiyle karşı karşıya bırakan bir oyun oynuyor. Özellikle hava hakimiyetlerinde, hava toplarında çok savurgan oynuyor. Abi. Galatasaray'da sakatlıklar. Bursa Spor'da Galatasaray'a geldiği zaman elime kağıdı kalemi almadım. Şöyle hemen girdiği zaman buradan çıkıyor. 5 senesi var. Abi 1 sene sakatlık. Galatasaray'a geldi yine aynı şekilde. Gidişi sakat olduğu için ligi erken girdi. Fatih Hoca yol ayrımına girdi. Fenerbahçe'ye girdi. 3. kez sakatlığı. Ligimizin baktığı zaman evet stoper ama Fenerbahçe'de Kimmice gibi... Luan Perez'e Güvenç Hocam çok fazla şey yapmıyor. Luan Perez ona diyor. Luan Perez yerine. Ya ben biraz şurada ayrılıyorum. Söylemeyeceğim ne söylediğini. Ben biraz ayrılıyorum. Ya şimdi Serdar Aziz yani son 2 senesinde 54 maç oynamış. Yani 25 oynamış, 29 oynamış. Bu senede 10 maç ilk 11. Yani ilk 11'den bahsediyorum. 25-29 oynamış. Hani buna az oynadı diyemem ben Serdar Aziz'e içinden. Hani tamam öncesinde bir ezberimiz vardı. Serdar Aziz sakatlanır. Eskisi kadar değil. Yani maalesef ehvenişeri aramak zorunda kalabiliyorsun bazı oyuncuda ama hani bu bazen mental sakatlık olabiliyor. Mental anlamda da oyuncular sakatlanabiliyor. Belki Serdar Aziz geçmiş dönemlerde böyle sakatlıklar da yaşadı. Ama yani geleceğim nokta bence yani son maçı Serdar Aziz özeline indirmememiz gerekiyor. Aslında Fenerbahçe Sivasspor maçında bunun sinyallerini verdi. Şimdi Fenerbahçe'nin Jesus konusunda... Pedro ve Araújo konusunda bu kadar ısrarcı olmasını ben anlayamıyorum. Ya bunu da söylememiz lazım. Yani bunu Jesus eleştirilemez değil.